sonra demiş ki Enes'im, yürüyün gidin lan demiş, dünyanın bütün altınlarını bana verseniz de demiş, ben demiş gözümden çıkan bir çapak kadar toprak vermem demiş, alayınıza racon lan demiş, toprak verilmez demiş. Biz bunlarla büyüdük, böyle demiş sultanımız. Dostlar merhabalar. Abdülhamit Han kendisinden toprak isteyen Theodor Herz ve Siyonist ekibe öyle bir racon kesmiş, öyle bir posta koymuş ki abo, yüzyıllar sonra, yüz küsür sene sonra biz bugün hala konuşuyoruz. Siyonistler demişler ki Theodor Herz önderliğinde, sultanım bize Kudüs'ten, Filistin topraklarından bir yer ver. Biz orada bir ülke kuralım, oraya Yahudileri yerleştirelim. Osmanlı'nın bütün dış borçlarını biz öderiz. Yeter ki sen bizi orada barınmak için bir toprak ver demişler. Bunun üzerine Abdülhamit demiş ki vermem. Ben o toprakları size yar etmem. Dünyanın bütün altınlarını da bana verseniz ben size bir metre yer vermem demiş. Ve raconu koymuş. Nasıl ama Enes'im? Çok büyük hikaye. Evet. Hikaye mi peki? Hikayenin tam karşılığı. Hikaye nedir diye yaz, karşına bu çıkar. Osmanlı'dan kimse toprak istemedi. Osmanlı'nın hiçbir padişahı da kendisinden toprak isteyen bir adama racon kesmedi. Bir kere toprak istemek denilen şey protokolde yeri olmayan bir şeydir. Peki kitaplara konu olan Theodor Herz ile Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu pazarlık nedir? Ha bu arada sevdiğim bir büyüğüm, bir abim var. Profesör Doktor Vahdettin Engin. Marmara Üniversitesi'nde profesördür. Onun bir kitabı var, Pazarlık. Hadi onu koy da herkes görsün. Bu kitabı okuyun. Theodor Herz ile Abdülhamit Han arasında olan toprak pazarlığını kaynaklarıyla ve belgeleriyle, hikaye, mitoloji, efsane, destan, yalanların dışında belgelerle birlikte var olan bir tarih çalışalım Enes'im. Ama önce konumuzu söyleyelim abi. Önce konumuz. Abdülhamit toprak sattı mı? Cevap vereyim mi? Ver abi. Hayır tabii ki de. Hiçbir padişah gibi Abdülhamit de toprak satmadı. Toprak satmak ne demek yahu? Öyle bir şey yok ki. Toprak savaşla kaybedilir. Şimdi bu taraf der ki Abdülhamit Han toprak sattı. Abdülhamit Han zamanında kaybedilen toprak hiçbir padişah zamanında kaybolmamıştır der bu taraf. Bu taraf da der ki Abdülhamit Han zamanında 1 metre kare toprak kaybedilmedi. 1 metre kare değil, 1000 metre kareden fazla kaybedilmedi mi abi? Kilometreler kaybedildi, ülkeler kaybedildi. Bu da doğru söylemiyor, bu da doğru söylemiyor. Doğrusu kaynaklar ve bilim. Abdülhamit Han döneminde Osmanlı çok miktarda toprak kaybetti. Ama burada Abdülhamit'in bir payı yok. Abdülhamit Han kendisinden önce var olan padişahların girmiş olduğu savaşların neticesinin kendisine mal edildiği için toprak kaybetti. Ya sonuçta Abdülhamit gerçekten artık ölmek üzere olan bir devletin başındaydı ve onu canlandırıyordu neredeyse. Son nefesini veren, artık kalbi atmayan bir devlete kalp masajı yaparak onu ayaklandırdı ve ayağa kaldırdı. Abdülhamit Han savaşmak istemiyorken Seraskeri Hüseyin Avni Paşalar, Mithat Paşalar gibi Masonik bir takım yapılanmaların çocukları olan insanların girmiş olduğu gizli anlaşmalar sonucunda Rusya'yla tarihimizde 93 Osmanlı Rus Harbi olarak geçen çok büyük bir hezimet. Çok büyük. Hem batıdan hem doğudan öyle bir girdiler ki Gazi Osman Paşa ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa bile bu hezimete engel olamadılar. Biz komutanlarımızı, biz paşalarımızı, biz askerlerimizi esir verdik bu savaşta ve bu savaşın sonucunda Ruslar Bakırköy'e kadar geldi. Bakırköy meydanı yok mu? Oraya kadar geldi. Ayastefanos Antlaşması yapıldı. Hatta orada Ayastefanos adı verilen bir antlaşmanın heykeli vardı. Daha düne kadar 50-60 yıl önce yıkıldı o heykel. Rusların bir abidesi vardı. Makriköy adı verilen. Ya da ben niye anlatıyorum ki? Gösterme kardeşim. Ha burada işte. Makriköy Rus heykeli. Buyurun karşımızda. Bu heykel burada vardı. Abdülhamit Han siyasi dehasını gösterdi. Bir yıl sonra yapılan Berlin konferansıyla kaybettiği toprakların bir kısmını geri aldı. Tabii ki toprak kaybetti. Ama Osmanlı'da çok uzun süre sonra toprak alabilen bir padişah olmuş. Tabii yani Abdülhamit başarılı bir insan ama toprak kaybetmedi gibi bir şovanizme de gerek yok. Benim bildiğim abi mesela Emrah Safa sormuşlardı. Şey dedi, Abdülhamit nasıl bir adamdı? Ne dedi, sağcıların abarttığı gibi yüce bir adam değildi. Bu taraf gibi. Solcuların abarttığı gibi ezik, her sürekli toprak kaybetmiş, işte toprak satmış bir adam değildi. Abdülhamit ortalama bir Osmanlı padişahı, belki bir üst, belki bir alt seviyede bir adamdı dedi. Emrah Safa Bey
hitap ettiği kitleyi memnun etmek için bunu söylemiş ama doğru söylüyor. Yani bu arada doğru söylüyor. Ama ortalamanın birkaç tık üstündeydi. Bunu ben demiyorum. Dönemin Alman kralı Otto von Bismarck itiraf ediyor. Tanrı diyor her 100 yılda bir bu dünyaya 100 gram siyasi deha gönderiyor. Bu 100 yılda da gönderdi. Ama bunun 90 gramını Abdülhamid'e, 5 gramını bütün dünya liderlerine, 5 gramını da bana dağıttı diyor. Bana verdi diyor. Şimdi gelelim videomuzun konusuna kardeşim. Abdülhamid genellemesi yaptıktan sonra. Şimdi Abdülhamid Han döneminde bu arada benim anlattığım kaynakları Vahdettin Engin kitabından da bulabilirsiniz. O dönemin Osmanlı sadrazamlığı ile padişahlık makamındaki yarışmalar, Mezopotamya topraklarındaki valilerle hükümetin yarışmaları, iradeler vesaire. O dönemde Yahudiler dünyaya yayılmış durumda. Fakat Almanya'dan Rusya'ya, Avusturya'dan Polonya'ya kadar her tarafta Yahudiler eziyet görüyorlar. İşkence altındalar. Bu eziyet ve işkenceyi engellemek için 33 yaşında Yahudi, Siyonizmin de liderlerinden biri olan Theodor Herz isminde bir adam ki resmi burada gelir Abdülhamid'e durum rica eder. Bu kadar kolay olmaz tabii. Bir yıl araya bir sürü adam koyar. En sonunda Abdülhamid'in sıkı dostu, arkadaşı, ünlü Macar Türkolog, Armenius Frederick Wemry araya koyar. Ona der ki beni padişahla görüştür. Wemry de gider padişaha der ki sultanım bu arada Wemry de Türkolog, Mürkolog, ilim adamı, İslam bilgini falan değilmiş. Bildiğin İngiliz casusuymuş. Sonradan mı ortaya çıkıyor? O da sonradan ortaya çıktı. O da casusmuş. Abdülhamid'in odasını temizleyen adama kadar casus. Aynen öyle. Çaycısına kadar herkes casusmuş. Dostum dediği Wemry de casus. Gider der ki sultanım şu genç adam var ya bak bir derdi var bir 5 dakika bunu ayır bununla konuş der. Abdülhamid de Wemry'yi kırmamak için tamam gelsin der ya bir gelsin bir görüşelim. Theodor Herz gelir. Bugünkü resmi gazetenin o günkü karşılığı olan Ceride-i Havadis isimli normal haberler vermiyor kardeşim. Hükümetten padişahtan bilgiler veriyor. Bugünkü resmi gazete gibi yani atamalar ve kanunlar hakkında. Bu gazetede aynen şöyle söylüyor. 33 yaşındaki genç Yahudi avukat Theodor Herz, şefketli Sultanımız Abdülhamid Han-ı Sani, 2. Abdülhamid Han Hazretlerinin huzurunda 5 dakika ayakta el pençe divan durmak şerefine nail olmuştur. Başka hiçbir şey demiyor. Altında şunu söylüyor. Devamında Theodor Herz şöyle söyledi. Sultanım, bak bu resmi kaynaktır. Sultanım, senin ceddin 2. Beyazıt Han, İspanya Portekiz bölgesinde yani İber Yarımadası'nda bulunan, işkence altında bulunan Müslümanları, Endülüs Müslümanlarından bahsediyor. Müslümanları kurtarırken o bölgede yaşayan yine işkence altında duran Yahudileri de kurtardı. Onları da getirdiği Osmanlı mülküne yerleştirdi. İstanbul'da, Aydın'da, İzmir'de, Bursa'da, Edirne'de Yahudiler bulunmakta. Selanik'te, Makedonya'da Yahudiler bulunmaktadır. Beyazıt Han'ın getirdiği Yahudiler oraya yerleştirildi. Diyor ki Theodor Herz, sen de ceddin, deden, 2. Beyazıt kadar merhametli bir adamsın. Bize yardım et sultanım. Deden zamanındaki gibi biz hala işkence çekiyoruz. Bize yardım et. Topraklarını bize aç. Sınırlarını bize aç. Bize babalık yap. Bize ev sahipliği yap. Düşünsene ben işkence altındayım, eziyet görüyorum, bana yardım et diyen bir adam var. Ne yapacaksın? Yardım etmek zorundasın ya. Bu kadar ya. Abdülhamid Han da diyor ki elbette olur, gelsinler. Sonra Herz gider. Hani dış borcunu ödeyelim? Hani dünyanın bütün altınlarını verseniz de ben toprak vermem. Nerede bu muhabbet? Ya aslında bambaşka bir hikaye var altta. Uyduruyorlar. Ben bununla ilgili bir şey soracağım. Peki bu Abdülhamid'i mesela ben çok hakim değilim Abdülhamid'e. Seninle programlar da yaptık ama evet. Hala hiç hakim değilim neredeyse. Bu çok övülen Abdülhamid'le çok yerilen Abdülhamid'in sebebi ne abi? Hani bu adam bu kadar övülecek ne yaptı veya bu kadar yerilecek ne yaptı tam olarak? Abdülhamid Han İslam politikasını takip eden panislamist bir insandı. Yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti'ni ayağa kaldırdı ve İslam ümmetini canlandırdı. Halifelik denilen ölü makamı tekrar canlandırdı ve aktif hale getirdi. Abdülhamid paslanmış bir makinayı çarklarını temizleyerek tekrar işleyen hale getirdi. Bu yüzden sevenler seviyor ve bu yüzden sevmeyenler sevmiyor. Osmanlı devletini ayaklandırdı diye. Neden sevmiyorsun diye sor. Toprak kaybetti demekten daha öteye gitmez. Ya biz Lozan'da da toprak kaybettik ama seviyorsun İnönü'yü, seviyorsun Atatürk'ü. Ya kaybedersin tabii devlet idare ediyorsun ya. Sıkıntı yok. Ya buradaki hikaye birazcık da belki şeyden kaynaklıdır abi. Hani bu kadar
kadar toprak kaybeden bir adamın bu kadar sevilmesi rahatsız ediyordur. Doğru, fakat toprak kaybedenler de bir santim kendi yüzünden toprak kaybettiğini söyleyemiyorlar. Var olan döngüden dolayı onun döneminde toprak kaybedildi. Bak şimdi, bugün İstanbul'a, nereye söyleyeyim mi? Kemerburgaz'a, orası boş bir arazi. Kemerburgaz'a ben içki fabrikası kursam serbest mi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre? Serbest. Kurdum fabrikamı ve şarap, viski, vodka, konyak, şampanya, bira, rakı üretiyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu, bu fabrikayı 2022 yılında bugün ben açtım. Bu fabrikayı ben mi açtım? Bu fabrikayı Recep Tayyip Erdoğan mı açtı? Sen açtın abi. Ama kimin döneminde? Recep Tayyip Erdoğan döneminde. Tarihe ne olarak geçti biliyor musun? Kemerburgaz Şarap Fabrikası'nın Tayyip Erdoğan açtı diye geçti. Abdülhamit döneminde açılan içki fabrikalarının da faturasını Abdülhamid'e yazdılar. Halbuki Madame Feri'nin Tatavla bölgesinde, Feriköy'ün sahibi Madame Feri'nin, Feriköy oradan geliyor zaten, Madame Feri. Madame Feri'nin Tatavla adı verilen Kurtuluş'taki çiftliğine Bomonti adı verilen kardeşler bira fabrikası kurdular. Kuranlar Bomonti. Kurulan yer Madame Feri'nin çiftliği. Hristiyan hepsi. Kuranlar da Hristiyan. Fakat de diyor ki bugünküler, bira fabrikası Abdülhamid tarafından açıldı. Abdülhamid tarafından açılmadı. Zamanında açıldı. Karalamak istersen var ya bir sürü şey söylersin. Peki Kızıl Sultan'ın manası ne abi? Hani çok mu insan öldürtüyor? Ne oluyor? Bir tane bile insanın idamını onaylamıyor. Kendi amcası Abdülaziz Han'ın katilleri Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa dahil. Kimsenin idamını onaylamıyor. Özgür Osmanlı mahkemelerinin verdiği kararı bile bozuyor. Müebbete çeviriyor. Fakat bu kadar hoş bir adamı ne yapman lazım? Ters algıyla karalaman lazım. Karalaman lazım. Le Sultan Ruh dediler. Dediler ki her gece bir kadın birlikte oluyor. Sonra sabahleyin boğdurup çuvala doldurup Halice attırıyor. Bebek kanı şeymiş, bebek kanı. Bebeklerin kanı cildi iyi tutarmış. Her gece 3-4 tane bebeği öldürüp kanını kübete akıtıp içinde yatıyormuş. Fantaziye bak. Sağlam. Bunlar hani mantıklı karalamalar da değil yani. Evet. Böyle şeyler söylendi ve algı yönetimiyle Abdülhamid karalandı. Başarılı oldu mu? Oldu işte bugün. Abdülhamid'i sevmeyenler bu algının çocuklarıdır. Abdülhamid Han'dan toprak istenmedi kardeşim. Abdülhamid Han'a mazlum Yahudilere yardım etlendi. Bunun üzerine Abdülhamid de hay hay dedi. Bu topraklar kardeşliğin ve barışın topraklarıdır. Gelin benim ülkemde rahat rahat yaşayın dedi. Ancak Teoder Herzl'i gönderdikten sonra Tahsin Paşa'ya bir not yazdırdı. Dedi ki Beyrut, Lübnan, Şam, Suriye, Cezüretül Şam bölgesi, Filistin, Irak, Bağdat, o topraklarda yaşayan bütün valilere, Mezopotamya topraklarındaki bütün valilere de bir mektup yazdı, bir irade gönderdi. Dedi ki Yahudi göçünü açtık biz topraklarımızı. Yahudiler geliyor. Fakat bunların Tevrat'tan kaynaklı bir arz-ı mev'ud, gizli vaat edilen topraklar, biliyorsun onu. Evet, şu anki Filistin muhabbeti evet. gibi. Vaat edilen topraklar hayali vardır. İsrail bayrağında iki tane mavi çizgi vardır. O ne biliyor musun? İki yani mavi çizgi. Fırat ve Dicle. Arası o komple onların. Fırat ve Dicle'nin ortasında Siyon yıldızı. Komple onların. Diyarbakır'ı da koymuşlar içine. Urfa'yı da koymuşlar. Anadolu'yu da koymuşlar Fırat ve Dicle'nin. Arz-ı mev'ud budur. Vaat edilen topraklar. Kim vaat ediyor? Bu gerizekalıları, o toprakları, tanrıları vaat ediyor. Diyor ki Abdülhamid Han, bu adamların gizli bir ajandası var. İsrail kurmak hayalindeler. Zamanla kurabilirler. O yüzden engelleyin. Ben bu Yahudileri batıya göç etmeleri için izin verdim. Bunlar Balkanlar'da, bunlar Trakya'da, Tekirdağ'da, Kırklareli'nde, Edirne'de, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da, Aydın'da, Muğla'da kalacaklar. Sakın aman ha, oraya gelmesinler, izin vermeyin dedi. Toprak almalarını yasakladı, ev satın almalarını yasakladı, arazi yasakladı. Dedi ki hacı olmak isteyenlere de, Kudüs'te ya Yahudilerin hacı, hacı olmak isteyenlere de dini hürriyet verin, 3 aylık pasaport verin, 3 ay. 3. ayın sonunda bulduğunu da kovun dedi. Bu adam mı toprak veriyor, satıyor? Yalan külliyen yalan. Son cümlem dostlar, Teoder Herzl ile Abdülhamid görüştü. Fakat bu görüşmede toprak istenmedi. Bu görüşmede dünyanın bütün servetlerini önüme yığın, toprak vermem konuşması olmadı. Bir padişahtan toprak istenir mi? İstenmez. Toprak isteyen padişah da yüce bir padişah değil, alçak bir padişahtır. Bugün git Kenya'dan, Sudan'dan, Kamerun'dan, Afrika ülkelerinin başkanlarından toprak iste, seni hapse atarlar. Abdülhamid'den toprak istenseydi
Abdülhamit Ulu Hakan olmazdı. Alçak Hakan olurdu. Zaten hapis sebebi direkt. E tabii ki. Toprak istemediği bir şey yok. Bize babalık yap, bize hamilelik yap, bizi kabul et, bize bak dedi. Abdülhamit de bunu kabul etti. Bitti. Dostlar, bitti. Katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz. Lütfen alta yorum yapın, bize abone olun ve bizi büyütün. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.